Evet, daha öncesindeki videolarda bu ayrımları yapmıştık. Müziğin ne kadar önemli olduğunu, nasıl bir hatırlatma sağladığını vesaire. Nietzsche'nin teorik sisteminde bu hatırlatmanın müzik konusunda, müziğin istenci olumsulaması bağlamında nasıl önemli olduğunu görmüş olduk. Şimdi bu hatırlatma diyorum ama temel olarak Nietzsche Schopenhauer'dan etkilendiği için bu konuda buna değinmek lazım. Bir de şimdi tragedyanın önemi bir ölçüde Alman romantiklerinde önemli bir düşünceydi ya. İnsanlar bildung konusunda kendileri nasıl şey yapacaklar, eğitim konusunda. İnsanlar bunu veren bir şeydi aynı zamanda. Tabii bu tartışmalar vesaire oluyor. O sırada tam da şeyin çok güzel bir şeyi vardır. Bu Goethe ile birlikte özellikle Schiller'ın çok güzel bir fikri var. Tragedyalar hakkında işte tragedyaların önemi nasıl olmalı vesaire. Yalnız orada yaptığı bir hata var. İşte Nietzsche buna değinir. Der ki işte ideal izleyici veya ideal koro. İdeal diye bir şey yok diyor. Bakın idealden bahsederseniz istenci ortaya çıkarırsınız ve tragediyi öldürürsünüz diyor. Şimdi Euripides'ten daha öncesinde veya daha sonrasında pardon daha sonrasında sunulan fikirlerin de aslında Euripides'i çizgiye ait olduğunu ve tragedyanın ölümünü pekinleştirdiğini söylenmiş. Peki bu pekinleştirme nasıl ortaya çıkıyor? İşte belirli şeyleri idealleştirerek veya belirli düşünceyi tragedyada vererek işte bizim anlatmak istediğim düşünce buydu vesaire vesaire diye olan bir şeyin son derece sıkıntı oluşturduğunu tragedya açısından gösterir bize Nietzsche. Şimdi bu tragedyada özellikle belirli bir fikrin direkt verilmesi, ideal izleyicinin belirtimi. Çünkü ideal izleyici sen onun kafasına işte biz tragedyada şunu şunu amaçlıyoruz, bunu amaçlıyoruz. O konu da bununla ilgili deyip sen onu o adamı oraya gönderdiğin zaman bir şeyler izliyor yani. Orada sadece işe bilgi düzeyinde bakar. Bilgi düzeyinde bir bakan insan tragedyanın yönünü sadece bilgi yönüyle anlar. Oysa Nietzsche şunu der. Tragedya bilgi düzeyinde tamam analiz yapacaksın ama tragedya bir arınmadır. O acıma duygusunun oluşması, insanın kendi muhakemesini, varoluşsal bu kendi muhakemesini yapması, dönemine ve toplumuna ilişkin olarak kültür tarihi açıdan insanın ve insanlığın eleştirel bir düşünce içerisinde girmesini o kişiye verdirir tragedya. Peki bunu nasıl yapar? İşte dediğim gibi kibir konusu burada ana temada. Kibir. Bireyselliğin daha da öne çıkması veya bireyselliğin azaltılması, kişinin sorgulamaksızın bazı fikirleri alması, kişinin insanlara onların durumuna ilişkin bir şey bilmeden bir şeyler konusunda emir etmesi vesaire. Bu gibi şeyler nedir? Her zaman için tragedya için önemli durumlardır. Şimdi Euripides'e dönecek olursak, peki Euripides ne yaptı? Euripides neden tragedyada bir değişiklik yaparak tragedyanın ölümünü pekinleştirdi? Bu sorunun ilk cevabı Nietzsche'ye göre Sokrates'ten etkilenmiş olan Euripides'le birlikte kendisini gösterecektir. Ancak genel olarak bu cevap öze ilişkin problemleri askıda tutacaktır. Yani daha da fazla açıklama yapmamız lazım bununla ilgili. Euripides'in döneminden bakılmadan yapılan gerekçelendirme fazla atsüremsel pencereden bakmamıza neden olacaktır. Şimdi burada şunu bence parantezini açayım. Çok önemli bir şeydir bu. Euripides'in kendi döneminde Atina'nın şeyine bakacak olursa biraz sıkıntılar vardı. Ama yine de Nietzsche şunu kabul etmez. Sofokles de yazıyordu. Euripides de bir şekilde bir şeyler yazıyordu ama bu şekilde büyük değişiklikler yapması son derece de olumsuz bir şey ortaya çıkardı. Yani Nietzsche biraz sonuca bakıyor aslında tragedyadaki önemi bakımından. Euripides'in kendi dönemine ilişkin olarak yeni komedi yazarlarına yönelik bir incelemede bulunan bir Nietzsche önümüze çıkar bize. Şimdi burada Nietzsche şunu diyor. Genel olarak. Burada işte komediye ve Euripides ilişkisini yapmasının bir temeli var. Bunun hepsini açıklıyor zaten Nietzsche. Burada kültürel olumlayıcı terimi önümüzde yer alır. Şimdi komedya burada Sofokles'ten daha sonrası Euripides'in döneminde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu haliyle bize çok büyük bir şey sağlıyor aslında Euripides konusunda veri sağlıyor. Çünkü yeni komedya yazarları Euripides'in yazım tekniğinden çok yararlanıyorlar. Öbürü iambos ölçüsünde yazıyor, öbürü ise farklı bir ölçüde yazıyor ama genel olarak farklı bir şekilde
olsa da yardım da etmiş oluyor. Sofokles sonrası dönemde politik ekonomik çatışmalardan dolayı tüccarlar tiranlara karşı halkın desteğini kazanmak için kültürel olumlayıcılıkla ilerleyen insanları güldürmek istiyorlar, şakalar. İşte, ne de Dionysusçu. Şimdi şöyle bir şey vardı. Dionysusçuluğun içerisinden sadece tragedya çıkmadı, komedya da çıktı. Hatta Komo ya da Komo Dosya. Yani nedir? Keçilerin türküsü anlamına gelir. Yani satirin türküsü. Daha satirik şakalar vardı. Gülerler, eğlenirler, dalga geçerler değil mi? Komedyanın da budur durumu. Fakat komedya diyor. Nietzsche'ye göre komedya tam olarak kültürel olumlayıcılık perdesinde olduğu için tragedya gibi bize bir şey vermez. Çünkü insanlar gülüp geçerler. Fakat acıma dediğiniz şey daha derine inen ve daha etkisini gösteren bir şey olduğu için komediye göre daha etkili bir şeydir. Burada birazcık yeni komedi yazarlarının da bir ölçüde Nietzsche'nin aşağıladığını da söylemem gerek. Çok önemli. Kültürel olumlayıcılık ve aşağı kesiminde polisin durumları ile ilgilerinin olacak durumlarından haberdar olan şeyleri burada Nietzsche'yi bir ölçüde ilgilendiren bir duruma geçmiş. Şimdi Nietzsche bu komedya konusuna gelince arkadaşlar birazcık ne oluyor? Tragedya zaten bitti. Tragedya zaten sıkıntılı bir hale geldi. Üzerine bir de komediye gelince hepten bitti her şey diyor. Şimdi komedya sağlıklı bir şey değil aslında. Nietzsche'ye göre tabii. Şimdi bu komedya dalgası seyircinin gündelik olaylarla sahneye taşındığı konulardan ibaret. Şimdi tragedi ise gündelik olaylarla ilgilenmiyordu. Daha derin kültürel birikimsel bir sorunlarla ilgileniyordu. Nedir? Nietzsche'ye göre bizim için sanat dediğimiz şey anlık gelişen duruma özgü, döneme özgü olan bir şey de değil aslında. Komedya bu bağlamda tam da gündelik işlerle ilgili olan güdülü tepkimelerin oluşmasının öne çıkmasıyla tragedyada sınır oluşturan seyircinin vicdan, katarsis ve iç muhakeme durumlarının ortadan kalkmasına sebep oluyor. Ve bu nedir? Tekrar Schopenhauer'a dönülmesidir. Neden? İnsanların istenişlerini devam ettiren bir şey. Hatta tragedyadaki gibi kibir konusunun verilmeden geçiştirilmesi. Bazı komedyalar tabii ki bizi düşündürür. Ama döneme özgüdür. Bir ölçüde. Tabii çok uyanık karakterler veya işte kendini bilmez insanlar orada gösterir ama tragedyadaki gibi değil. Bunu demek istiyordu Nietzsche. Örüpides işte bu tragedyayı öldürürken bu yeni komedya yazarlarına çok ciddi anlamda destek de sağlamış oluyor. Komedya gündelik hayattan, tragedya ise gündelik olmayan Homeros'tan kazanılan hikayeler ve söylü kişilerin anlatımıyla aktarılan olay örgüsünden ibarettir. Örüpides bu ayrımı gözetmeden Atina'da kıymete bilen komedyanın önemini tragediye taşımak istemiştir. Bakın çok önemli bir şeydir. Aslında komedyada olan gündelik hayata ilişkin olan şeylerin tragediye aktarılması korkunç bir şey. Tragedyanın ölümünü sağlayan birinci ayaktır. Birinci temeldir. Bu durumdan itibaren siz gündelik olaylara taşırsanız bir de üstüne üstlük Sokratesçi bir daimonik bir düşünce sistemi var. İnsanlara şunu veriyorsunuz. Tragedyada. Seyirci ile oyuncu arasındaki bütünleşmiş ilişki komedyada farklı bir şekilde gündelik hayatlarla bütünleşik iken tragedyada ise özne nesne ilişkisine geçerek bütünü sağlamayan seyirci ve oyuncu arasında ayrımın oluşması nedir? Bakın, siz komedyada olan bir yasayı veya oradaki düzenlenmiş olan bir şeyi alıyorsunuz oraya getirdiğinizde sıkıntılı bir şeye sebep olur. Ama komedyanın yapısı farklı, komedyanın oluşumu farklı, tragedyanın oluşumu farklı. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bunu Euripides göremiyor. Euripides diyor ki, genel olarak komedi yazarlarına ilişkin ben öyle bir eser çıkarayım ki benim eserim komedyayı da daha öncesinde Sofokles'in yazmış olduğu tragedya geleneğini de kapsayan bir hale getirsin diyor. Amacı bu. Euripides aslında yeni komedyayı doğurmuştur bakın. Yeni komedi yazarlarına Filemon, Menandros ona Menandros etki kazandırmıştır. Esas olarak seyirci Euripides'in sahnesinde kendi dublörünü görüp işitiyor. Euripides halkın dilindeki bu ani değişiklikle yeni komedyayı olanaklı kılmış oluyor. Çünkü bundan böyle gündelik yaşamın sahnede kendini nasıl ve hangi cümleler ile temsil edilebildiği bir
şeyden çıkmış oluyor artık. Çünkü burada tregetya tam anlamıyla birinci ayaktan sıkıntıya girmiş oluyor. Üzerine bir de üstelik olarak hani Sokrates'ten bahsettik ya. Sokratesvari öğretinin ilk önceden savunulması tregetya'da mutlaka bir öğretinin verilmesi düşüncesiyle harmanlandığı için seyirci ile oyuncunun ayrılması ve komediye özgün olan içsel özü olan gündelik gelip geçici ve olumlayıcı tepki olarak güldürünün seyirci ile oyuncu ile bütünleştiği yasanın tragedyaya eklenmesi Euripides'in meydana getirdiği tragedya modelini oluşturuyor. Bu tragedya modeli son derecede aslında tragedya olmayacak bir şekilde tragedyanın son bulmasına sebep oluyor. İlkin vicdan ve ağlamakta olanı dışsal hale geçerek insanın analizci olarak seyirci kalması. Sonra seyirci olarak bilim insanı olarak ideal ya yani bir bilim insanı haline geliyorsunuz orada. Seyirci sizin bilim insanı haline gelmenizi istemez. Bir analizci olmanızı istemez ki. Bir filozof olmanızı, bir felsefeci olmanızı istemez ki Tragedy. Tragedy diyor ki benim içimde erimelisin. Oyunun içerisinde erimelisin. O Ödipus gibi olmalısın. O korodaki anlatılan aşamalar haline geçmelisin. Orada erimelisin yani. Sen olmaktan kopmalısın. Bakın işin Dionysusçu büyüsü var. Dionysusçu büyüsü ne? Sen aslında sen değilsin. Yani bireyselleşme ilkenizi parçalayacaksınız ama bir yönden de apolonik bir durumunuz var, bunu koruyacaksınız. İkisinin arasında bir denge oluşturacaksınız. Oyunu izlerken ve oyundan da sonrasında çıktıktan sonrasında o etki size her zaman bulacak. Bu nedir? İnsanın ben ile ben olmayan çatışmasının ortaya çıkması, insanın kendi dönemine özgün olan eleştirel durmasının eleştirel bir şekilde yaklaşmasına sebep olur. Ama siz bunu Sokrates, Föripides gibi bir doktrinle değil, tragedyanın zaten konusu ve amacı yönüyle almış olursunuz. Burada seyirci olarak, bir bilim insanı olarak gözüken, ideal seyirci haline gelen seyirci, sonunda tragedyaya etkin olan bireyselleşme ilkesinin önemsiz kalmasına neden oluyor. Bireyselleşme ilkesinin önemsiz kalması burada nedir? Gerçekten tragedyanın ölümünü meydana getiren bir durumdur. İkinci olarak sadece komediye özgün olarak popüler olan komedyanın gündelik anlatımlarla seyirci ile oyuncu bütünleşmesini gülme, kahkaha ile olanın bağını düşünülmeksizin üzüntü, ağlama, vicdanın etkisinin olduğu tragediye komediden farklı biçimde etkin olan seyircinin sahneye taşıma fikrinin eklenmesi doğrudan tragedyanın ölümünü gösteriyor. Yani siz İşin iki boyutu olan Dionysusçu geleneğin bir satirik olan yani satirizme yakın olan gülmenin, dalganın, alaycılığın temel oluşturan komedyayı tragediye taşıyorsun. Bu çok felaket bir şey. Yani komedya bir ölçüde daha eğlenceli, daha komik, insanların coştuğu bir şeyken tragedi ise bunun aslında duygular bakımından böyle olmadığı bir şey, bir oluşumdur. Euripides'e göre bütün kitle felsefe yapıyorsa görülmedik bir uyanıkla kalmalı. Mülkü yönetiyorsa, davalarını yürütüyorsa bu kendisi tarafından halka aşılanan bilgeliğin bir başarısı olmalı. Seyircinin oyundan önce verildiği ideal seyirci segmenti, oyundan önce yapılan çerçevenin bilinmesi gerekliliği, tragedyada olacaklar olanın verilmesiyle birlikte salt bilgi ve bilinçlilik istemiyle hareket eden Euripides bu yolla, bakın Euripides eserlerin ilk başında işte o genel olarak girişte epiloğunda olayları açıklar. Olayların neden olduğu şeylerini de açıklar. Bunların böyle olmaması lazım. Şimdi oyun burada metin üzerinden, biçim üzerinden öldü. Metin biçimsel açısından. Burada da büyük bir sıkıntı var. Şimdi ne dedik? Komedya. Komedyanın tragediye eklenmesi. Daha ilgi çekici olması için. Çünkü ne? İnsanları eğitmek gerekir. Sokrates düşüncenin fikrine göre. Felsefe insanları eğitmesi gerekir. Felsefe demeyeyim de burada düşünce veya episteme, bilgelik durumu da geçmesi için tragediyada bunların gözükmesi gerekir. İşte Euripides burada baltayı taşa vuruyor arkadaşlar. Yani büyük bir sıkıntı yaratıyor. Çok büyük bir sıkıntı. Yani bunu temeline bu şekilde anlamak lazımdır diye düşündüm ve sıralı bir şekilde açıkladım. Ve Euripides'in genel olarak
bu Tregetti'yi de öldürmüş olduğunu açıkladık.